Rüyalar kaça ayrılır? Hangisi çıkar? Hangisine itibar etmemek lazım? Renkli rüyalar, kabuslar hayatımızı nasıl etkiler? Memiş Hoca olarak tanınan Mehmet Memiş bu soruları yanıtladı. Korkunç rüya gördüysek unutup geçeceğiz. Yatağa girmeden önce ayet-el kürsü okur isek eğer şeytan bize musallat olmaz. Bazen güzel, bazen de korkunç rüyalar görüyoruz. O rüyalar hayatımızı da derinden etkiliyor. Peki ama rüyalar nasıl anlamlar taşıyor? Şimdi rüyayı üçe ayırmak lazım. Bir, şuur altı dediğimiz rüyalar vardır ki bu şuur altı dediğimiz rüyalara hiçbir şekilde itibar etmemek lazım. İki, insanların temiz bir şekilde yatağa girdiğinde böyle karnı çok yemek yemiş tok bir şekilde yatağa girmeyen insanların ve gerçekten humanist olan insanların, temiz yaşayan insanların gece yatağa girdiğinde görmüş olduğu rüyalar gerçekten çıkar. Bir de şeytani dediğimiz rüyalar vardır ki bu şeytani dediğimiz rüyalara hiç itibar etmemek lazım. Memiş Hoca gördüğümüz korkunç rüyaları da yorumladı. Şeytan nasıl ki gözümüz açıkken, uyanıkken bizim yakamıza sarılmışsa, bizim peşimizi bırakmıyorsa, yataktayken de, uyurken de bizim yakamızı bırakmıyor.